Bugün 3 harflilerden nil. Ne anlatıyoruz? Bir pandemi hikayesi olduğunu biliyorum. Aslında pandemi hikayesi değildi ben yazdığımda. Ben yazarken evde kafayı yemiş bir kadındı yani, anlatan kadındı. Fakat yönetmenimiz Mehmet Ulay olayı pandemiye çevirdi. Bu pandemi de geçsin dedi. Hatta ben pandemiyle ilgili hiçbir şey yazmayacağım diye beyanatlar vermişti. O ben yazmadım. Yani oyunu ben yazdım ama pandemi de geçmiyordu. Pandemi de geçmiyor. Ama muhteşem bir reji yaptı. Ben önce yazdığım oyunların provalarına hiç girmem. Oyunda seyrederim, müşterim, yerim oturur, seyirci olurum orada. Ama nasıl bir duygu bu ya? Heyecanlanmıyor musunuz? Evet. Acaba vereceğim tema farklı mı olacak? Duygu değişecek mi? Neden? Yani şöyle, mesela biz bir tuhaf bir ikizler kadrosuyuz. Mehmet Ulay ikizler burcu. Bu kızı oynayan... Sibel de öyle. Ben öyle. Biz birbirimizi uzaktan yakalıyoruz herhalde. Allah Allah. Mehmet Ulay zaten muhteşem bir şey. Biz iyi bir ekip olduk. Mesela şimdi Maxim Gorki koyacağım, o yönetecek. Sezon başında o, çok heyecanlı bekliyorum onu. Evet. Herkes onu almak istiyor. Küstürüyorum milleti, vazgeçiyorum. Hadi kıyamıyorum. Kendim oynayacağım. Kendiniz oynayın tabii, bence de. Ondan sonra birkaç oyun çıkartacağım işte bu yıl ama seyretmem. Ancak kendi rejilerimi yaparsam seyrederim. Evet. Yani o seyretmiş oluyorum zaten rejimi yaparken. Sürpriz oluyor. Daha belki hoşunuza gidiyor. Ama şimdiye kadar ya değiştiren oluyor mesela. Şimdiye kadar hayal kırıklığı olmadı ama, değil mi? Yok. Yani bu oyun kötü oldu dediğiniz oyun olmadı. Yok. Ama kötü olup da kötü olduğu için başkasına satıp adımı yazmadığım oyunlar oldu. Sakın beni yazmayın diyorum. Yani şaka bir yere mesela finalini değiştiriyorlar. Mesela seyrettiğiniz Cuts'ta. Evet. Ben yazdığımda silahla vuruyordu. Ama o zehirlemesini istedi. Zehirlemesini sonuçta öldü. Evet. Ama yani o ufak tefek değişiklikler karışmıyor. Hatta bir önceki oyunla bir kıyaslama yaptık. Farklı oyuncuyla. Hatta Onur şey dedi bana. Neden Türk yazarlarla çalışamıyordum, seninle çalışıyorum biliyor musun? Çünkü rahatım dedi. En azından değiştirebiliyorsun. Şurayı düzenletebiliyorsun falan diye. Çünkü kendine boya farkı oluyor. Renk farkı oluyor. Ben bir oyun vermiştim bir gruba. Adı lazım değil. Oyunda öyle bir ek koymuş ki, oyundan sonra dedim ki abi burada korkunç mantık hatası var. Bu kadınla karşılaştığında daha önce görmemiş olması gerekiyor. 5 kere karşılaştılar dedim. Aa haklısın, haklıyım, bana düzelttirsene. Dur şimdi sinirlendim, yine eve gidiyorum, görüşürüz. Neyse, sakin ol hocam. Hayırlı olsun. Yeni sezonda da güzel oyunlarınızı bekliyoruz. Biz de eski sezon yok, kapatmıyoruz şimdi. Hiç sezonu. Kapat. Aa, yaz boyunca arkadaşlar duyurulur. Oda Tiyatrosu. Kaan Erkam. Yönetmen. Yazar. Artık neler desem ki. O da Nedret Avşar. Nedret Avşar. Seyirci. Seyirci. Yazar. Televizyoncu. Her bir şey televizyoncu. Teşekkür ederim. Birbirimizi ağırlayalım hocam. Tamam. Yolunuz açık olsun. Güzel yüreğinizle her zaman yanınızdayız. Haberlerinizi bekliyoruz. Sağ olun. Güzel efendim. Kültürel olaylar, tiyatrolar. Tiyatrolarımız yaşasın. Boş bırakmayalım arkadaşlar. Cevahir sahnedeyiz. Biraz sonra 3 harflilerden mil oyunu başlayacak. Sibel yanında şu anda. Bir aynı heyecanlı görüyorum. Sahnede provası vardı. Biraz sonra seyircilerle buluşacak. Evet. Sibel'cim, bu oyunun anlatısı neydi? Ne veriyorsunuz seyircilere? Birazcık özet yapar mısınız? Tamam, çok açık etmeden vereyim. Evet, pandemi sürecinde pandemide yapayalnız evinde kalmış ve bu pandemi sürecini uzun süre yaşayan, yaklaşık minimumda 3 ay yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Nil. Ve doğum günü üzgün olduğu bazı noktalar da var, onları söylemeyeyim. Bütün bunlarla birlikte evde kendine hak ettiği bir doğum günü kutlamaya çalışıyor. Bir şeyler kendine yapmaya çalışıyor, üretken olmaya çalışıyor. Ve orayı bir tiyatro sahnesine çeviriyor. Çok gerisini beraber görelim. Gerisini beraber görelim. Hadi o zaman çabuk hafız hazırlanmaya. Evet, çok teşekkür ederim size. Hadi görüşürüz. Emeğine sağlık. Bakmayayım. Dekorumuz böylesi bir sahne. Evet, hadi kolay görüşürüz. Gelsin. Teşekkür ederim. 3 harflerden Nil. Neden Nil? Çünkü bundan yıllar önce, 40 neyse oraya çok girmeyelim. Annem tam da bugün adımı öyle uygun görmüş. Ya aslında ben adımı seviyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Yani kısa, tanışması güzel, imzası kolay, sınavlarda vakit kaybettirmedi. İyi ki doğdun Nil. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Yedim iyice. Yok yok, yemedim. Ha, birazcık yemiş olabilirim, ayrıca hakkım var o kadar. Kim yemedi ki kafayı bu süreçte? Kim yemedi ki kafayı bu süreçte? Yavaş yavaş. Yapmayacağım, şaka yaptım.
Ve bunu 3 kere yapar. Tam 3 kere. My lady. My lord. What would you like to eat? Siktir git. Ay, yolda eskazanla turist denk gelse, yol sorsa tarif edemeyecek. What would you like to eat? Yapsana kendinden espriler. Ben bunlara karşı değilim. Koy mutfağına güzel espriler. Evlilik hayatını neşelendir. Özel lahanan olsun elinde yine. Adam girsin mutfağa. Mesela desin ki, Nayım, ne olamaz. Çabuk o elindeki lahanayı yavaşça yere bırak. Neler söylüyorsun kuzum? Elinden zehir olsa yerim demişti. Demek hepsi yalandı. Seni paşa babama şikayet edeceğim. Paytak paytak konuşuyor. Paşa babada bile sikentmen tabii ki. Tam göz göze geleceğiz hop, başka tarafa. Tam göz göze geleceğiz hop, başka tarafa. Böyle oltadan balığı kaçmış olta camca gibi takılıyor biraz. Sonra diyorum ki tamam değil, uzatma. 3 saniye yetti buna. Geliyor. O ilerledikçe yüzü ışık alıyor. İlerledikçe yüzü ışık alıyor. Yüzü ışık aldıkça benim gördüğüm kişi olmadığını anlıyorum. Bilmiyorum. Yani buyurun deneyin. Oturabilir miyim dediniz ya, buyurun deneyin. Beyefendi, hiç ben sizi otururken görmediğim için bayağıdır ayaktasınız. Belki de bir engelli vardır, oturmanız engelleyen bir şey vardır. Siz buyurun bir dedi. Bir de dans etmeyi hiç bilmediği için. Ayağını da basar, sahnede rezil olursun. Berkant da bunu görse kemikleri sızlar. Berkan uyuyakalmış. Martılara baktım, salak dedim kendime. Sonra döndüm. Bir şeyler aldım. Tam eve gireceğim. Ben çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinir. Geldim, hem de bunlarla nasıl yürüdüm? Hiç bilmiyorum. Önce kapının önüne geldim. Dedim birazcık soluklanayım. Oh, öyle nefes nefese içeri girilmez. Kült filmlerden sahneler oynadık. İlk ben başladım.